Merhaba Göztepe. Tabii ki geçen sezonun bitimiyle birlikte Süper Lig'le devam edişimiz ve şu anda Afyon'daki ikinci aşama kamp dönemini bitirişimizle birlikte hem beklentiler adına hem de takım mevcut durumu adına neredeyiz, ne yapmamız gerekiyor? Bu planda ilerledik. Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle birlikte aslında 2019-2020 sezonunun tüm hazırlığı ve planlamasına başladık. Hem mevcut kadromuz, bir kere şanslıydık. İyi bir kadroyla ligi bitirdik geçen sezon. Tabii ki eksiklerimizin, geçen yılki zaaflarımızın farkında olarak. Ama iki kamp dönemi de Urla'da başladığımız 3 Temmuz-13 Temmuz arası 16-26 Temmuz'da da Afyon'da ilk etabını bitirişimizle birlikte ikinci aşamayı aslında iki yarı devreli gibi düşünebiliriz. İlk bölümü geride bıraktık. 28 Temmuz, 7 Ağustos arasında tekrar Afyon'a döneceğiz. Buradaki iyi koşulları çok iyi değerlendirdik. Afyon Stadyum'da 2 tane maçımızı oynadık. Eskişehirspor ve Menemenspor'la. O karşılaşmalarda açıkçası bize çok önemli veriler sağlayabilecek, takımımızın durumuyla alakalı ve de fiziksel ve psikolojik olarak hangi boyuttayız, bunları görme adına çok avantajlı bir zaman geçirdik. Tabii ki bu aşama geçen yıldan aslında kadronun hem de takviyelerimizle birlikte, genç oyuncular ve transfer yaptığımız oyuncularımızla birlikte verimli bir çalışma dönemi yaşadık. Bu çalışma dönemini nasıl değerlendirdik? Bir kere herkesin içi rahat olsun. En önemli şey mevcut kadroyu korumamız. Bu bizim için büyük avantajdı. İkincisi, mevcut kadroya neler gerekiyor, nasıl takviye yapmamız gerekiyor, gelecek sezonla ilgili, oyun planımızla ilgili tespitleri sağlamamız ve kendimizi değerlendirmemiz adına oldukça olumlu bir süreç geçirdik. Şimdi bundan sonraki dönem hem transferlerle alakalı, çünkü taraftarımızın hem iyi oyun hem iyi bir sezon geçirme, hem de tabii ki iyi bir Göztepe izleme arzularını biliyoruz. Çünkü ben de bu takımın teknik direktörü olarak iyi futbolu izlettirme ve de Göztepe taraftarının içinde olan o tutkuyu, coşkuyu takımla birlikte yansıtabilme adına buradayım ve bunu gerçekleştirebilecek kalitede olduğumuzu biliyoruz. Bunu nasıl sağlarız? Bunun için çalışıyoruz. İkinci aşamada da açıkçası hem dahil etmek istediğimiz, işte başkanımız da belirtti, stoper ve sol bek mevkilerinde zaten mevki olarak eksiğimiz var oyuncu sayısında. Onun dışında da burada özellikle şunu belirtmek istiyorum ki aramıza altyapıdan katılan genç oyuncularımız 2000-2002 doğumlu arasında. Bu oyuncuların da ileride takıma fayda sağlayabilecek bir aşaması oldu diyebilirim. Çünkü altyapı bir kültürdür. Biz Göztepe olarak nereye varmak istediğimi, açıkçası nerede olmak istediğimi de çok iyi biliyorum. Göztepe'nin beklentilerini çok iyi biliyorum. Taraftarımızın bugüne kadar gösterdiği, özellikle göreve gelişimden geçen sezonun son 11 haftasında yaşadığımız süreçte o tutku ve bağlılığı hiçbir şekilde Göztepe'nin bundan önceki yıllarda, bu sezon bir ilki yaşıyoruz. Bunu tabii ki 50 sene sonra belirtmek çok hoş değil. 3. sezon üst üste Süper Lig'de oluşumuz. Bunun farkında değildim geçen sezon o haftaları yaşarken ama o tutkuyu, coşkuyu, işte geçmişte yaşanan o kültürü, Göztepe'yi bugünlere getiren o kültürü yaşatma adına planlar yapıp çalışıyoruz. Bunu da sağlayabiliriz. Hem altyapıdan, geçmiş dönemde Göztepe'nin yaşadığı o efsanevi kadroda yaşattığı duyguları bu oyuncu kültürüyle yaşatabiliriz. Hem de oyun anlamında Adnan Suvari döneminde hücumu düşünen o mentaliteyi ve takım formatını takımdaki bulunan yeteneklere, kişiliklere göre değerlendiren oyun yapısını nasıl kazandırabiliriz? Bunun aslında planlaması ve organizasyonu içindeyiz. Geçen sezondan itibaren başkanımızla birlikte açıkçası tüm detaylarıyla takım içi, sezon başı alınan oyuncular, gelecekte bizi nelerin beklediği, çünkü artık her şey farklı bir dünya Türkiye'de futbol için. Çünkü Beyond Sport'ta yapılan görüşmeler, ekonomik durumlar, kulüplerin yapısı, geçmişteki çok pahalı oyuncu maliyetleri, gelecekte bize neler sağladı, bunun farkındayız. Çünkü ilk yılımızda da biz 2017-2018 sezonunda göreve geldiğimde o dönemki mevcut kadronun, daha doğrusu 1. Lig'den Süper Lig'e çıkışta yaşadığımız duruma çok şahit bir teknik direktörüm. Ve
bugüne gelişte o transferin aslında o günlerde nasıl olması gerektiği. Geriye döndüğümde bugün bunu sabırla, açıkçası bazen transfer yapıyorsunuz, işte taraftarımız çok istiyor, ben de çok istiyorum. Çünkü çok iyi bir takım izlettirmek istiyoruz ve de o takımla birlikte başarılar sağlamak istiyoruz. Ama bunu sabırla, faydalı olmayacak hiçbir oyuncunun bu takıma dahil edilmemesi gerektiğiyle alakalı. Ve de gelecekte bizim hem ekonomik yapımızı hem de bütçemizi hiçbir şekilde sarsmayacak şekilde olması lazım. Çünkü liderlik ve yapı böyle işliyor açıkçası. Ama Göztepe'den herkes güven duymalı bir kere. Başkanımız, yönetimimiz, çalışan tüm görev alan kişilerden açıkçası ben çok bu güveni yaşadığım için biliyorum. Herkesin güvenerek bu takıma sahip çıkması gerektiğine inananlardanım. Sonraki süreç statla ilgili süreç. Şimdi burada oyuncularla da paylaşırken o heyecanı çok iyi taşıyoruz. Çünkü stadyuma gittik, gezdik. Bizi nelerin beklediğini biliyoruz. İçine gireceğimiz ortamı çok iyi biliyoruz. Ve de bu yüzden de heyecanlıyız. O yüzden çok iyi bir takım ve faydalı olacak oyuncuları seçerken çok sabırlı oluyoruz. Kamp dönemimiz bu anlamda çok verimli geçti. Çünkü bu çalışmaların hepsi aslında iç içe, ayrılmaz bir bütün. Tüm etkenler bizi etkiliyor, oyuncularımızı etkiliyor. Ve de Göztepe taraftarı bence kulüp olarak takımının, Göztepe'nin emin ellerde olduğunu bilsin. Bunu ben yürekten inanıyorum. Çünkü ben geldiğimde Göztepe'de görev aldığım ilk dönem tarihiyle ilgili açıkçası çok fazla bilgiye sahip değildim. Bilgiye şöyle sahiptim. Efsanevi kadroyu biliyoruz. Geçmişteki tarihini, kültürünü biliyoruz. Çünkü geçmişte bizden sonra da rahmetli teknik direktörümüz Erdoğan Arıca vardı. Dardanel Spor'da beraber çalışmıştık. Çanakkale Dardanel Spor'da sonra Göztepe'ye gelmişti. O günlerde de birinci ligdeydi Süper Lig'e çıktığı sezon. 1997 sezonu, 98 sezonu. Ve hani o süreci yaşarken takımla ilgili bilgilere sahip olursunuz. Ben bu süreçte de o kültürün, Göztepe'nin 60'lı 70'li yıllarda yakaladığı kültürün tekrar oluşabileceğine inanıyorum. Uzun süreli Süper Lig'de ve de onun üzerine koyarak Adnan Suvari önderliğinde, liderliğinde, teknik adamlığında başlayan bir süreç. Onun kadar tabii birikimli, donanımlı olamayabiliriz ama Göztepe'nin kültürünün bir o karakter yaratılmak istiyorsa onun bence adımları bu 3. yılımız Süper Lig'de oluşla birlikte. Çünkü bu açıkçası bu etkenleri de bu ruhu da vermek zorundasınız. Çünkü bir kimliğiniz, karakteriniz onun içine ruh işlemediğinde hiçbir şey ifade etmiyor. Bu kimliğe, karaktere ve ruha sahip bir takım Göztepe. Biz de bunun aslında adımlarını attık. İnşallah gelecek sezon. İnanıyorum ki sadece stadyum heyecanı değil, taraftarımızın bu yıl yaşattığı bize tecrübe, hele son maçta Ankara Gücü maçında, deplasmanlarda ondan önceki tüm takımın teslim etmeyişi, bizi böyle bütün ve tutkuyla bütünlüğümüzü sağlamış oluşu her şeyin üzerindeydi. Biz Göztepe'de her şeyden öte duygular olduğunu biliyoruz. Bu duyguları yaşayan bir teknik adamı. Bunu da bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Çünkü o güvenle biz son maça gelmiştik. Ve de o son maçta hele golü yedikten sonra geçmiş sezonlarda yaşadığımız anlatılanların üzerinde golden sonraki takıma sahip çıkışları ve de sahadaki o coşkuya, tutkuya, katkı yapışları bence Süper Lig'de devamımızı kılan en büyük etkendi. Son 5 haftada açıkçası başkanımızı olaya dahil edişimiz, yönetimimize çok fazla dahil edişimiz ve de onların da katkıları çok aşırı. Çünkü biz o bütünlüğü sağlamıştık fakat sonuç alma adına biraz daha enerji gerekiyordu. Çünkü bu bütünlük her zaman önemlidir. Biz Göztepe'de bütün bir faktörleri kullanarak çok önemli bir sezona girdik. Bu sezonun aslında geçmişten gelişi ve hazırlıkları detayı bunlardır. Bu sezonda şimdi dönüşten sonra 28'inde tekrar ikinci etaba başlayacağız. 1 Ağustos Denizli Spor'la, 6 Ağustos'ta Fas Süper Ligi takımlarıyla bir maçımız var. El Cedid ve de sonrasında artık Urla'ya dönüp son aşamada da lig başlangıcına inşallah birlikte start vereceğiz.